Tabii. Sosyal aktivite yapamıyorlar, spor aktivite yapamıyorlar. Mesela burada biraz Peki önce rejiden fotoğraflarımız, isteyelim bize tekrar fotoğrafları evet, geçirsinler. Rüzgarla dans vardı. Bir bayan vardı orada. İlk kez rüzgarla dans yaptılar. Uçtular dağdan aşağıya da. Neydi o sporun adı? Paraşütle atladılar. Harika. Çok güzeldi. Müthiş bir heyecan yaşadılar mesela o Tabii. dönem. Çünkü orada engel yoktu. Engel Engelleri yoktu. orada ortadan İlk kalktı. kez, şu anda size burada fotoğrafını göndermedim. Bu sabah aklıma geldi aslında ama ilk kez bu yaz bizim engel gruplarımız denize girebildi. Onlara Sosyal medyada özel, gördüm ben onları. değil mi? Gerçekten çok güzeldi. Gördünüz. Onları taşımak için araçlar yapıldı. Denize taşıdılar. Burada mesela görüyorsunuz. Geçti neyse. İnsanlar bir şekilde burada mesela şey yapıyorlar. Bir yılbaşı etkinliği. Yılbaşı etkinliğinde oyun oynuyorlar. Çocukların bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı Tabii. var. Yani bunu ayda yılda bir yapmak bu bitmemeli. Sürekli Çünkü yapılması diğer gereken bir çocuklar şey. her gün oyun oynar aslında. Evet. Ama Bunlar engelli çocuklar her gün oynama şansı bile olmuyor ne yazık. evet. Burada öğretmeniyle birlikte mesela çocuk. Evet. Belki Yani burada. dans etmeyi, paylaşmayı. Bir de ortez protezi temizlen aslında koydum. Çünkü ortez protez çocukların hayatında, özellikle tabii yetişkinlerin de hayatında çok önemli bir yer taşımakta. Özel eğitimden kareler var. Yine Yine belli ki partiye ailelerin de döndüm. böyle şeye Ay, ihtiyacı var ama. evet. Yani Çünkü o gün hatırlıyorum o günü. Çok güzel bir şekilde insanların mutluluğu yüzlerinden okunur şekildeydi. Çünkü müzik vardı. Çocuklar renkarenk balonların içinde. Gayet, bakın bu çok güzel bir resimdir. Çok severim. Dışlanıyorum. Burada engelsizim. Belki bu fotoğrafı bir durdurabilirsek rejiden rica Evet, edelim. evet. Herhalde bir eylem fotoğrafı mı Evet, bu? bu bir eylem fotoğrafı. Engelsiz inisiyatifiyle yaptığımız bir eylem fotoğrafı. Dere boyunda yapmış olduğumuz bir etkinlik de aslında bu. Buradaki amacımız şeydi aslında. Oradaki, yani dere boyundaki, yani plat bölge olarak orayı seçtik ve oradaki kafeleri, barları ya da Diğer diğer dükkanları. dükkanları, alışveriş mağazalarının hepsini engelsizleştirmek için yaptığımız bir şeydi. Burada engelsizim. Bu pankart mesela onu engellemeyen bir Evet, bir mekan. mekanda Evet. açılıyordu. Ne Mesela kadar güzel. engelli dostu işletme. Onları alkışladık orada. Durduk ve onları onore ettik. Dolayısıyla onlar da mutlu oldu. Ama diğer bir tarafta hemen yan tarafında rampası olmayan, girişi de uygun olmayan insanlara da burada dışlanıyorum dedik biraz önceki şeydeki gibi. Evet. Ve üzgün yüzler kaldırdık ona. Mutsuzuz yani burada olmaktan diye. Ve dolayısıyla çok da güzel etkileri oldu. Rampalar yapıldı, arandık, gittik. Ve yani insanlar bu tarz şeylere aslında ne kadar bilgisiz olduklarını gösterdiler Evet. bize. Bu da o etkinlikten yine bir kare. Artık Ne yeter kadar çokuz diyor. aslında, farkında mısınız? Yani Ama zaten gerçekten verdiğiniz sayımız çok fazla. rakamdan çok belli. Evet. Yani en az 5.500'den bahsettiniz. Bu 20 bin, 30 binlerden bahsederiz demek ki. Evet. Sadece bilinen rakam bunlar. Evet. Bir de tabii ki gizlenen kişileri biliriz. Yani Evet. toplumda ayrımcılığa uğramaktan, çekindiğinden, utandığından, belki çocuğunu hiç dışarıya çıkarmak Evet. istemeyen, okula göndermek istemeyen aileleri de Evet, biliriz. evet. Peki. Okula göndermek istemeyen ailelerle çok karşılaşıyoruz ama bunların iki sebebi var. Biri çocuklarına olan bakıştan, çocuklarının etkilenmesinden korkan anne. Bir de utanan anne var. İkisi çok farklı. İkisi çok farklı. Bizim utanan annemiz çok yok bizim toplumumuzda. Güzel. Ama birincisi çok fazla var. Çünkü korkuyorlar. Gerçekten insanların onlara bakışlarının rahatsız edici boyutundan korkuyorlar. Çünkü toplum bilinçsiz aslında. Evet.
toplum farklı olanı hemen yargılamaya, dışlamaya, ayrımcılığa maruz bırakmaya çok hazır diye görüyorum ben bizim toplumumuzu. Evet. Diğer tüm azınlık gruplarına baktığımızda da yine aynı şekilde ve bunun değiştirebilmek çok önemli. Yani belki çok zordur şu an beklediğimiz gibi ideal okullar, ideal rehabilitasyon merkezleri ama olabilir, yapılabilir. İmkan.